kadar kötü olduğu ortaya çıktı. Madonna bu parçayı 15 dakikaya bağlamış. Madonna'nın en sevdiğim parçası. Deeper and deeper and further I go. Ya. İngilizce konuşurken böyle konuşuyor. Madonna ya. Madonna, sevgili Madonna, biliyorsun ki Madonna bir bebek bekliyor. Evet. Kimden olduğunu biliyor musun? Jimnastik hocasından. Jimnastik hocası. Jimnastik hocasından bir bebek bekliyorum. Madonna canım benim, çok severim onu. Ben de matematik hocasından beklese şaşardım zaten. Matematik hocası yoktur zaten. Bence de. Sevgili sabah şekerleri. Güzel bir perşembe gününe birlikte başlıyoruz. Star ekranlarında canlı yayına sabah şekerlerine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Her sabah olduğu gibi bu sabah yine neşe içinde programı danslarımızla açmış bulmaktayız. Hatta bu dans işine ben çok sarmış durumdayım. Yakında herhalde dans okulu açmayı düşünüyorum. Sen bakıyorum yavaş yavaş baharın güzelliklerinin farkına varmaya başladın. Yok be, ben değil, Karahan varıyor. Çok güzel Karahan olmuş. Karahan dedi ki pembe yakışır deyince. Bugün uyum içindeyiz bak. Nadir, yani. Nadiren o ayakkabıları ben giyseydim daha çok uyumlu olacaktım ama. Ayakkabılarıma bakar mısınız lütfen? Tam senin rengin. Tabii, ayakkabılar. Tabii, yani bir gömleği. Bu arada konuklarımızdan bir tanesi özellikle korkunç renkli. Renkli ama her zaman gibi öyle giyinir o. Evet. Şimdi ben hemen bahsetmek istiyorum. Bugün gerçekten önemli bir gün bizler için. Çünkü bizler için ve özellikle de sizler için çok değerli iki konuğumuz var sabah şekerlerinde. Her zamanki konuklarımızdan çok farklı. Çok mutluyuz burada oldukları için, programa geldikleri için, buraya evet teşrif etmiş oldukları için. Leman dergisinin iki ünlü çizeri Erdil Yaşar oğlu ve Galip Tekin, ama aynı zamanda Türk mizahının iki önemli ismi, tekrar ediyorum, Erdil Yaşar oğlu ve Galip Tekin bugün bizlerle birlikte olacaklar. Mizahtan, her şeyden, daha doğrusu her şeyden konuşacağız. Hatta şimdi biraz odası, her şeyi hatta size Erdil'in kıyafetini de tarif edebilirim. Sarı, ama ne renk sarı? Şu sarıdan işte kızıyordur şimdi böyle rejide yapıyordur. Sarı şimdi bir gömlek kostüm giymiş. Değiştirip gelirse şaşırırız ya. Bir şey, başka bir şey giyecek. Beni sinir etmek için. Kesin yapabilir ya. Sarı bir gömlek giymiş, üzerine de ne renkti? Mor. Mor muydu? Eflatun mu, mor mu? Yani Eflatun. Eflatun ceket giymiş. Bunun için sakın kaçırmayın yani. Bunun için mutlaka izleyin. Ben de sırf bugün absürt ben olacağım diye bekliyordum ama. Ya çok absürt bir adam geldi. Çünkü diye. Erdil genelde böyle giyiniyor. Evet, ben yani arada çok değişik sırada giyiniyor. Sen arada sırada giyiniyorsun. 40 yılda bir gibi. Ve Galip Tekin'in burada olması bizi çok çok mutlu ediyor. Özellikle bizim yapımcımız var, Esra. Esra'nın çok saygı duyduğu ve çok sevgi duyduğu çizerlerden bir tanesi. Esra bana Galip Tekin hakkında ve Erdil Yaşaroğlu hakkında kültürsüzlüğümü giderecek bilgiler verdi dün akşam. Uzun uzun sohbet ettik. Hazırlıklı bir şekilde programı hazırım. Lütfen bu güzel ve önemli programı kaçırmayın. 12'ye kadar canlı yayında bizlerle birlikte olun diyoruz. Ve ilk parçamızla devam ediyoruz. Candan Erçetin söylüyor. Nar çiçeği.